bir ifade kullandı. Ümmetten kastı özellikle İslam ülkeleri teşkilatları, uluslararası teşkilatları. Ne var onun içinde? İslam İşbirliği Teşkilatı var. Başka yapılar var. Onlardan bir resmi adım beklediklerini anlattı. Muhalefet ise iktidar bloğundan ve özellikle de AK Parti'den ve hükümet kabinesinden bir adım beklediğini defalarca ifade ediyor. Doktor Erol Mütercimler kendisi bu meseleleri ve bu gece yaşanan bu sıcak gelişmeleri bize bir değerlendirmek ve analizini yapmak üzere bu gece Kayda Geçsin'de canlı yayında konuğumuz. Erol Hocam hoş geldiniz Kayda Geçsin'e. Hoş buldum, iyi akşamlar diliyorum hepinize. İyi yayınlar diliyorum. Yahu yayının başından beri izliyorum. Ne dehşet şeyler konuşuluyor. Vallahi bunları konuşuyorsunuz ya, yani Fiji adalarına mı gitsem, Papua Yeni Gine'ye mi, Timur oralarda da var mı bu anlattığın bu rezillikler ya? Yoksa oralara sığınmak istiyorum. Kafamızı bırakamıyoruz hocam. Kafada bize geleceği için bize hiçbir yerde rahat yok. Evet, Sıla'nın meşhur şarkısı Erol Hocam. Kafa nereye biz çok oraya diyor ya, o yüzden. Çok doğru söylüyorsun. Evet, evet, bir de Neruda'nın meşhur şiiri, o yüzden yani nereye gidersen git değişmiyor mesele. Ayrıca memleketteyiz, ne güzel, daha güzel yurt mu var yani, onun için bir problem yok. Gerçekten yok. Fakat biz şimdi bu İsrail meselesini bir anlamak istiyoruz. Birkaç soruyu arka arkaya sorup biz de o arada sizi keyifle, dikkatle dinleyelim. İzleyicilerimiz de kafalarında belki bazı soru işaretlerine yanıtlar bulsun istiyorum. Neden şimdi? Ne oluyor? Bu meselenin İsrail iç siyasetiyle ne ilgisi var? Dünya dış politika konjonktürüyle ne ilgisi var? Türkiye beklenen, hak edilen tepkiyi verdi mi, verebildi mi? Hükümetin tavrını, Dışişleri Bakanlığı'nın bu son açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve son olarak da Ankara Belediyesi özelinde tuhaf bir şey yaşandı biliyorsunuz. Denildi ki işte İsrail Büyükelçiliğinden yardım alıyor Mansur Yavaş. Onlar da derhal bir açıklama yayınladılar. Bu konuyla hiçbir alakası yok, böyle bir şey asla yoktur diye. Ayrıntısını belki birazdan ekrana getiririz ama siz de duymuşsunuzdur zaten. Bütün bunları kapsayan İsrail analizinizi dinliyoruz Erol Mütercimler. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi efendim, bir, Netanyahu içeride son derece sıkıştı. Hükümet kurulamıyor. Ayrıca kendisiyle ilgili de biliyorsunuz bu yolsuzluklarla ilgili bir yargılama, bir hukuk süreci var, bir. İkincisi, bu tarafta Hamas çok kötü sıkışmış durumda. Dolayısıyla bu ortamda şimdi yararlanan demeyeyim ama bu ortamı da şu anda kaşıyan bir de bir İran var. Şimdi buradan ama bir sonuç çıkıyor ortaya. Filistin halkıyla İsrail halkı arada ziyan olup giden iki halk. Yani insanlardan söz ediyoruz. Şimdi bakınız, Hamas genelde füze atardı ama boş araziye atardı. Yani bir gözdağı vermek amacıyla. Şimdi ilk defa, dikkat ediniz, ilk defa yerleşim yerlerine şimdi o da füze atmaya başladı. Ne yapacak İsrail? Yani sıkışmış olan Netanyahu maalesef çok sert biçimde şimdi mukabelede bulunacak. Niçin? İçerideki dincileri konsolide edebilmek amacıyla. Eğer işin içine bir de Hizbullah şiddeti karıştırılacak olursa korkarım ki olan arada Lübnan'a olacak. Şu anda biz Lübnan'ı konuşmuyoruz. Ama eğer Hizbullah, bir daha söylüyorum, eğer Hizbullah burada harekete geçirilirse bu sefer çok şiddetli biçimde İsrail Lübnan'a yüklenecek. O yüklenmenin sonucunda, abartarak söylüyorum bunu, Lübnan'da taş taş üstünde kalmaz. Umarım şimdi iş oraya taşınmayacak. Şimdi peki bütün bunlar niye oluyor? Bakın efendim, İsrail ile Filistin arasındaki meselenin başlangıcı 1948'de değil, başlangıç tarihi daha 1799. Napolyon Bonaparte ilk kez burada bir İsrail devleti kurulmasının fikrini ortaya attıktan sonra sular hiç durulmadı. Ta demek ki 220 yıldan fazla olmuş bunu söyleyeli bu adam. Dolayısıyla o günden bugüne kadar geliyor. Şimdi sonra hatırlayacağız artık hepimiz, Türkiye'de bu tarihlerle o kadar çok uğraştık ki. Bu birinci Siyonizm Kongresi 1879'da İsviçre'nin Basel kentinde toplandı. Theodor Herzl ismini biliyoruz. İşte hatıratı da Boğaziçi yayınlarından çıktı.
Siyonist göçmenler gelmeye başladı. Sonra Birinci Dünya Savaşı, İngiltere geldi. Burası mandaterliği oldu. İngiltere'nin mandası oldu burası. Kendisi mandater oldu. 1916 Sykes-Picot, artık bizim ana rahmindeki bebekler de bunu öğrendi. O kadar çok konuştuk ki biz bunu. Orada bir bölüşme söz konusu. Ama Filistin'in de bir idareye verildi. Uluslararası bir idare kuruldu burada. Sonra 1917 bu Balfour Deklarasyonu dediğimiz deklarasyon ve işte Siyonistlerin buraya gelişi, burada bir İsrail Devleti talepleri, problemler bitmedi. 1948'e geldik. İşte biliyorsunuz 14 Mayıs 1948 o Birleşmiş Milletler'deki karardan sonra artık İsrail'in kurulması orada da onaylandı. Hemen bir gün sonra işte 15 Mayıs geliyor yakında. Bu El Nakba felaket günü ilan etti Filistinliler. Efendim işte o günden bugüne kadar burada şiddet sona ermedi. Şimdi dünyada iki tane devlet var. Terörizmi strateji olarak belirlemiş olan. Birisi İsrail, ötekisi İran. Şimdi İsrail burada Arap İslam dünyasının içerisinde evet yerleşti. Doğru, tarihsel olarak talepleri var. Peki ne oldu? Olan Filistin halkına oldu. Bunlar büyük bölümüyle göçe zorlandılar. 14 milyona yakın Filistinlinin sevgili arkadaşlar yalnızca 6 milyon 800 bini şu anda bu coğrafyada yaşıyor. Geri kalan Filistinliler dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış durumda. Şiddet bitmiyor, kan bitmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu 1948 ve sonrasını hadi unutalım. 1974 itibariyle 1972'yi ele alalım. Bu Münih Olimpiyatları, işte El Fethi'nin ortaya çıkışı ki kuruluş tarihleri biliyorsunuz 1964'tür. Kudüs'te kurulan Filistin Kurtuluş Örgütü. Onunla birlikte Yasser Arafat'ın liderlik yapmış olduğu El Fethi Örgütü de kuruldu ama El Fethi Örgütü 5 yıl gizli kaldı. Hiç açıklamadılar bu örgütün varlığını. Ne zaman ki Yasser Arafat bu liderliğe geldi, ondan sonra El Fethi'nin açıklaması yapıldı bu örgütün varlığı da. Bu sefer ne oldu? Bu örgüt bağımsızlık amacıyla bu sefer bunlarda eyleme başladılar. O başlayan eylem, yani El Fethi'ye karşı eylem, onlar çok ciddi operasyonlar yaptılar o dönemde İsrail'e karşı. İsrail de bunlara karşı bu sefer aynı şekilde şiddet uygulamaya başladı. Yine anımsayacaksınız 1967'de 6 gün savaşı dediğimiz o savaş var. Ve işte İsrail ilk kez burada yayıldı. Mısır'dan Gazze'ye, işte Sina Yarımadası'na, Suriye'den Golan Tepelerine kadar bütün bunları aldı. Ürdün güçlerini de Batı Şeria'dan çıkarttı. Demek ki büyük yayılmanın tarihi 1967. Sonra Yom Kipur'u hatırlıyoruz 1973. Bu Yom Kipur'da da yeni topraklar kazandı. İlk önce bir yenilir gibi oldu. Ama her alanda Yom Kipur'un sonucu şu oldu. İsrail ekonomik, siyasal, sosyal, güvenlik, aklımıza ne geliyorsa her alanda ABD'ye tam bağımlı hale geldi ve dolayısıyla şimdi Orta Doğu'da artık bu Yom Kipur sonrası ABD ve İsrail burada temel belirleyici iki aktör olarak burada her şeyin ama senaryolarını yazmaya başladılar. Şimdi 1974 yılında Yasser Arafat ilk kez Birleşmiş Milletler'e davet edildi. Orada bir konuşma yaptı. Çok çarpıcı bir cümlesi var. Müsaadenizle onu paylaşmak isterim izleyicilerle. Dedi ki, bugün bir elimde zeytin dalı, bir elimde kurtuluş savaşı veren birinin silahı var. Zeytin dalını düşürmeyin. Efendim bu konuşma çok etkili oldu ve burada İsrail'in tanınması, yani özür diliyorum, Filistin'in tanınması ama Filistin bağımsız devlet olarak tanınmadı. Tıpkı KKTC gibi. Yani bütün her şeyi var ama devlet olarak tanınmıyor. Ama şimdi bu arada Filistin'in de KKTC'yi tanımadığını da herhalde bu gece tekrar hatırlamakta fayda var mı bilmiyorum, yani yanlış Filistin mı? KKTC'yi, Özlem Hanım, Filistin KKTC'yi tanısa tanımasa çok herhangi bir biçimde bir anlamı ve değeri yok. Neden? Çünkü sonuçta KKTC bir devlet değil. Uluslararası ilişkiler açısından söylüyorum, devlet olarak kabul ediyorum. Çünkü biliyorsunuz devletin bir sosyolojik tanımı var, başka bir siyaset bilim tanımı var, bir uluslararası ilişkiler alanında tanımı var.
Dolayısıyla onun çok kıymeti harbiyesi yok. Belki KKTC ya da İslam dünyasının veya onları da çok sevin, hiç ilgilendirmez. Belki Türkiye'de bir sempatiyle karşılanır, hepsi o kadar. Şimdi 1977 sonrası bu büyük İsrail'i savunan Likud ideolojisi egemen oldu. Ondan önce İşçi Parti'ydi. İşçi Partisi döneminde bu türlü şiddet eylemlerine taraftar olmuyordu İşçi Partisi. Ama ne zaman ki Likud ideolojisi egemen olmaya başladı, ondan sonraki süreçte de artık olan ne oldu? Bu şiddet tırmandırılınca 1987-1993 arası ilk büyük intifada, yani o direniş hareketi başladı. Bu, ben buna sivil itaatsizlik diyorum. Gerçi uluslararası literatürde de artık bu intifadaya sivil itaatsizlik kavramı yerleşti. Uluslararası literatürde, makalelerde de bunu görmekteyiz ki doğru tanım bu. Sonra ne olacak? Bu Gazze ve Batı Şeria'ya yayılacak. Ama şimdi burada asıl benim üstünde durmak istediğim, dikkati çekmek istediğim bir husus var. Bakın, şimdi Filistinliler bu kadar eziliyor. Tamam, İsrail'e diyoruz ki işte terörist devlet, yayılmacı. İyi güzel de kardeşim, o zaman siz Filistin'de neden bir tarafta işte FKÖ, El Fetihçiler, bir tarafta Hamasçılar? Niçin burada Müslüman kardeşler, ihvancı düşünce burada geldi, bu hareketi ikiye böldü? Niye? Bu kimin ekmeğine yağ sürdü? İsrail'in ekmeğine yağ sürdü. Tam da onu soracaktık. Hamas'ın füzeleri İsrail yönetiminin elini güçlendirir mi diye siz de diyorsunuz ki zaten kesinlikle proje oydu diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Efendim, evet efendim. Evet doğru. Evet efendim, aynen o. Aynen o. Şu anda zaten Hamas'ın, bakın Hamas'ın varlığı, Hamas'ın yaptıkları hem İran açısından hem İsrail açısından sürekli olarak desteklenen girişimler. Çünkü İsrail'de de sonuçta Netanyahu'yu kim güçlü kılacak? Bir şey sorabilir miyim? Şiddet güçlü kılacak. Çünkü bu çok doğal. Başka bir hususun da altını çizmek isterim. Bakın, ÖSO gibi, El Nusra gibi, IŞİD gibi örgütleri söylüyoruz değil mi? Lütfen bana söyler misiniz? Arkadaşlarım bellekleri daha tazedir. Bu saymış olduğum buna benzer örgütlerin herhangi birisinin İsrail'e karşı bir eylemine tanık olduk mu? Sıfır. Ben anımsamıyorum. Hiç yok. Bilmiyorum, arkadaşlarımdan anımsayan Timur var mı? Timur Soykan sıfır yok, diyor. Hiç yok diyor. Bir bilgi vereceğim. 20 dakika önce İsrail savunma güçlerinin